İsmim Tuncay, soyadım Ünlü. Erzincan, İliçliyim. Çocukluğumuz mahallede geçti. Biz buraya ilkokul 1'de geldik Çağlayan'dan. 54 yaşına kadar burada hizmet veriyoruz. Kasaplık olsun, lokantacılık olsun. İşimiz bu. Buradaki halkımıza hizmet veriyoruz. Ümraniye biz, rahmetli babam Çağlayan'da kahvecilik yapıyordu. Burada bir işte o zaman gecekondu döneminde gelip bir gecekondu yaptı. Oradan buraya geldik. Babam da işte kasaplık, celeplik yapıyordu. Biz de onun gölgesinde büyüdük. Mahallemize o şekilde hizmet veriyoruz şu anda da. Esnaflığa 86 senesinde başladım işletmeci olarak. Rahmetli babam 16 yaşında bana kasap dükkanı teslim ederek ticaret hayatıma başlamama neden oldu yani, sebep oldu. Onun gölgesinde 86 senesinden beri esnaflık yapıyoruz. Bir dönemden sonra kendim restoran, kebap üzerine işimi o şekilde geliştirip bu işe başladım. Şu anda da Adem Yavuz'da 1999'dan beri kebapçı olarak hizmet veriyoruz. Aile esnafıyız. Müessesemizde gizli bahçe et mangal olarak hizmet veriyoruz. Burada sulu yemek, et çeşitleri, döner, kebap, lahmacun, pide tarzı böyle bir hizmet veriyoruz müşterilerimize. Ayrıca de müessesemiz bahçelidir, yaz bahçeli. Yazları da burada programlar yapıyoruz. Okul merasimleri, işte mevlüt tarzı, böyle kına tarzı. İşletmemizi bu şekilde de müşterilerimize hizmet veriyoruz. Vallahi mesleğimizi biz severek yapıyoruz. Severek yaptığımız için de biz bu işte başarılı olduk. Biz bir mangal, 4 tane masa sandalyeyle bu işe başladık. Severek yaptığımız işin şu anda 500 kişiye yakın hizmet verebilecek bir kapsama getirdik. Bunun için de mesleğimizin zorluğu şu anda bir zorluk görmüyoruz. Çünkü severek yaptığımız için görmüyoruz yani. Öbür türlü ekonomik sıkıntıdan biraz zorlanıyoruz. Bu kadar. Onun haricinde yok. Ümraniye'de yaşamaktan memnunuz. Adem Yavuz'da yaşamaktan memnunuz. Biz çoluk çocuğumuzu da bu mahallede yetiştirdik, evlendirdik. Ve hala da bu mahallede ikamet ediyorlar. Benim bu mesleğe zaten girmemdeki tek neden hastalığımdı. Eşim de sağ olsun benim yanımda oldu. Hastalığımı ben bu mesleğimle açtım. Hala da öyleyim ama unuttum hastalığımı, unuttum ama mesleğime devam ediyorum Allah'ın izniyle. Şu anda çok iyi yani. Sıkıntı yok. Biraz gene oluyor ufak tefek rahatsızlıklar, o da yorgunluktan ama Allah'ın izniyle geçecek onlar da. Vallahi gençlere vereceğim tek nasihat, yaptıkları işi severek yapmaları. Ne olursa olsun kendilerine meslek edinmelerini istiyorum. Yani meslek bir altın bilezik gibi görüyorum ben. Koluna o bileziği takan gençler her zaman başarılı olur diye düşünüyorum. Ve yaptıkları işi de severek yapmalarını tavsiye ediyorum. Reklam desteği konusunda vallahi İsmet Bey şahsen de gelip buralarda esnafımızı ziyaret ediyor. Biz kendisinden memnunuz. Seçimde başka yanındayız inşallah. Biz Ümraniye'ye var olacak her şey için varız yani.